Yeni bir seçim mi yoksa koalisyon hükümeti mi? Yunanistan Cumhurbaşkanı bugün son bir kez daha siyasi partileri koalisyona gitmeye ikna etme çabasında. Ne var ki seçimlerden ikinci sırada çıkan aşırı sol partilerin ittifakı Syriza, kemer sıkma politikalarına destek veren hiçbir partiyle koalisyona gitmeyeceğini söylüyor. Anketler, Haziran ayında yeniden seçimlere gidilirse Yunanistan'da Syriza blokunun en çok oyu alacağına işaret ediyor. Avrupa Maliye Bakanlarının bugün Brüksel'deki ağırlıklı gündemi Yunanistan'daki kriz. Kimilerine göre bu seçim krizi Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkabileceği kaygılarını yeniden alevlendirmiş görünüyor. Yunanistan, tarihiyle gurur duyan bir ülke. Kimi Yunanlılarsa geleceğe inançlarını yavaş yavaş yitiriyor. Uzun yıllardır karşı karşıya kalınan en büyük belirsizlikten çıkış yolu arayışı sona ermiş değil. Akıllardaki soru, giderek derinleşen siyasi kriz karşısında umut nasıl yeşerecek? Siyasi parti liderleri de bu soru karşısında fazla bir yanıt veremiyor. Cumhurbaşkanı Papoulias'ın çağrısı üzerine koalisyon pazarlıklarına devam ediliyor. Ancak partiler arası ayrılıklar derin. 37 yaşındaki Alexis Tsipras, aşırı sol ittifakı Syriza'yı geçen haftaki seçimlerde ikinci sıraya taşıdı. Ve kemer sıkma önlemlerine şiddetle karşı çıkıyor. Ve bu önlemleri olur vermiş partilerle koalisyona da. Şurası açık ki Syriza'yla bir anlaşmaya varmak değil dertleri. Bizim bir suça ortak olmamızı istiyorlar ve biz onların suç ortağı olmayacağız. Diğer siyasi partilerse kurtarma paketi konusunda verilen sözlerden geri dönülmesinin, Brüksel'le ilişkilerin bozulması ve nihayetinde Euro bölgesinden ayrılmayla sonuçlanabileceği kaygısını dile getiriyor. Tüm siyasi partilerin ve vatandaşların mantığına ve vatansever duygularına sesleniyorum. Ülkemizin kaybedecek zamanı yok. Yunanistan'ın geleceği bir hayli karışık görünüyor. Avrupa Birliği'nin mesajı ise açık. Ya kemer sıkma önlemlerine uyun ya da sonuçlarına katlanın. Brüksel bugün Yunanistan'daki krizi ele alıyor. Yeni Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yemin töreninin hemen ardından Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le Euro bölgesi krizine ilişkin görüşmelere oturacak. There is a kind of game of chicken being played here. Bir tür oyun bu aslında. Kimi Yunan politikacılar zamanın kendileri lehine işlediğine inanıyor. Diğer yandan Brüksel'den gelen mesajlar da gayet net. Avrupa Birliği söz konusuysa fazla manevra alanı yok ama işte bir tür uzlaşma sağlanacağını düşünüyorlar çünkü sonuçları herkes için önemli. Yunan halkı Avrupa Birliği liderlerinin Euro bölgesinde kalmalarından yana olduklarının bilincinde. Euro bölgesinin toptan çökmesinden kaygı duyduklarının da. Avrupalılar da birçok Yunan vatandaşının Euro bölgesinden ayrılmak istemediğini biliyor. Şimdi önemli olan ilk kimin teslim olacağı. Politikacılar pazarlıklara devam ederken Yunanlılar da gelişmeleri ümitsizlik içinde seyrediyor. Ülkenin geleceği konusunda kaygılıyım. Siyasi istikrarsızlık konusunda kaygılıyım. Yunanistan'ı Euro'dan atarlarsa ülkemiz için hiç de kolay olmayacak. Yunanistan Euro bölgesinin kapılarına kaç adım uzakta bilinmez. Ama koalisyon pazarlıkları çökerse daha da yakınlaşacağı bir gerçek. Öyle bir durumda kurtarma paketine hala evet mi diyecek yoksa Euro bölgesinde kalmaya istekli mi? İşte bu sorunun yanıtını da Yunan halkı Haziran ayında yeni bir seçimde vermek durumunda kalabilir.